Sevgili gençler merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün ilk çağda Mısır uygarlığının zihin haritasını kullanarak anlatacağım. İnşallah faydalı olur. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Önce Mısır medeniyetinin kuruluşuyla başlayalım. Mısır medeniyeti M.Ö. 4000'lerden bu yana biliniyor. Biliyorsunuz Mısır medeniyetinin gelişmesinin en önemli sebeplerinden biri de Nil Nehri'dir. Çünkü Nil Nehri etrafına bereketli topraklar bırakıyor. Ayrıca ılıman bir iklim. Yani insanın yaşaması için çok güzel bir yer. Ayrıca arkadaşlar bu Mısır'ın etrafı çöllerle kaplı olduğu için Mısır medeniyeti uzun süre varlığını korumuş. Yani saldırılara karşı doğal bir ne diyelim set olmuş bu çöller. Mısır'da ilk defa Nom denilen şehir devletleri kuruluyor. Daha sonra bu Nomlar birleşecek ve büyük bir devlet olacak. Şimdi şehir devletleriyle ilgili geçen derslerde de anlatmıştım. Lütfen 3 tane şehir devletini unutmayalım. Birincisi Sümerlerin kurduğu şehir devletine site diyoruz. Mısırların kurduğu şehir devletine Nom diyoruz. Yunanların kurduğu şehir devletine de polis diyoruz. Tabii ki Mısır medeniyeti deyince yönetimde aklımıza Firavun gelecek. Firavun kendini tanrı kral olarak görüyor ve bütün yetkiler ona ait. Toprakların, insanların, her şeyin sahibi kim? Firavun. Mısır medeniyetinin insanlığa en büyük katkılarından biri yazı. Biliyorsunuz Sümerler tarihte ilk defa yazıyı bulmuşlardı. Biz buna çivi yazısı diyorduk. Mısırlar da yazıyı buluyor. Mısırlar da hieroglif yani resim yazısını kullanıyorlar. Papirüs denilen bitkiden de kağıtlar yapıyorlar ve yazılarını bunlara yazıyorlar. Bilim ve sanatta da Mısır uygarlığı bayağı ilerlemiş. İlk defa güneş yılı esaslı takvimi yapıyorlar. Hatırlarsanız ilk defa ay yılı esaslı takvimi Sümerler yapmıştı. Güneş yılı esaslı takvimi de kim yapacak? Mısırlar. Mısırlar işte alan ve hacim hesaplamalarında ilerliyorlar. Pi sayısını buluyorlar. Öldükten sonra tekrar dirileceklerine inandıkları için mumyalama gelişmiştir. Eğer bir medeniyet mumyalama yapıyorsa eczacılıkta ve tıpta ilerlemiştir. Bunu da unutmayın. Firavunların mezarlarına biz ne diyoruz? Piramit diyoruz. Normal insanların mezarlarına da ne diyeceğiz? Labirent diyeceğiz. Şunu unutmayın, ilk çağ medeniyetlerinden Sümerler ve Mısırlar çok ilerlemişler. Mesela Sümerler ilk defa çivi yazısını buluyor, Mısırlar neyi buluyor? Resim yazısını. Sümerler ay yılı esaslı takvimi buluyor, Mısırlar neyi buluyor? Güneş yılı esaslı takvimi. Kadeş Anlaşması önemli. Bunu Hititlere anlatırken söylemiştik. Kadeş Anlaşması'ndan önce Hititlerle Mısırlar Suriye için savaşıyorlar. Savaş sonunda 1280 yılında bir anlaşma imzalıyorlar. İşte bu Kadeş Anlaşması. Kadeş Anlaşması'nın önemi ne? Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Evet, bu bilgiyle birlikte Mısır uygarlığını da tamamlamış olduk. Umarım faydalı olur. Bu kısa ve net bilgileri öğrenirseniz bütün sınavlarda başarılı olursunuz. Herkese iyi çalışmalar.